kemoterapi. Vücudumuz trilyonlarca hücreden oluşur ve her biri kendine özgü bir role sahiptir. Ancak bazen bazı hücreler kontrolü kaybederek kanser hücrelerine dönüşebiliyor. Bu noktada kemoterapi devreye giriyor. Kemoterapi ilaçları tüm vücudumuza dağılır ve kanser hücrelerini arama görevine başlarlar. Bu ilaçlar kanser hücrelerinin yayılmasını durdurur ve hatta bazen tamamen yok olmalarını sağlar. Kanser hücreleri normal hücrelerden daha hızlı bölünür ve çoğalır ve kemoterapi ilaçları hızlı bölünen hücreleri hedef alarak çalışır. Saç foliküllerimizdeki hücreler de diğer hücrelerden daha hızlı çoğaldığı için kemoterapi onlara zarar verebilir ve bu da saç dökülmesine neden olur. Ama endişelenmeyin, tedavinizi tamamladığınızda saç kökleri iyileşecek ve saçlarınız yeniden uzayacaktır. Kemoterapinin çeşitli yan etkileri vardır. Bunlar kişiden kişiye değişmektedir. Ancak en yaygın yan etkiler saç dökülmesi, yorgunluk, mide bulantısı ve iştahsızlıktır. Bu yan etkilerin deneyimli bir onkoloji uzmanı tarafından yönetilmesi çok önemlidir. Ekibimiz bu tür durumları yönetmek ve hastalara rehberlik etmek için her zaman yanınızdadır. En çok sorulan sorulardan biri ise bu süreçte nasıl beslenmeli? Önerilere göre yemekte herhangi bir kısıtlama yok. Sağlıklı olduğu sürece istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Ancak bazı kemoterapi türlerinde doktorunuz greyfurt yememeniz ve nar suyu içmemeniz gerektiğini söyleyebilir. Vücudunuza destek olmak için bolca su içmelisiniz. Ancak vücudunuzda olumsuz etkisi olduğu için kesinlikle sigara ve alkol kullanmamanız önerilir. Her kanser türü ve evresi için farklı kemoterapi ilaçları vardır. Bazı durumlarda iki veya daha fazla kemoterapi ilacı aynı anda uygulanabiliyor. Örneğin onkoloğunuz size FOLFIRINOX adı verilen bir kemoterapi protokolünü önerdiyse bu, Locoverin, Fluorouracil, Irinotecan ve Oxaliplatin adlı 4 farklı kemoterapi ilacı alacağınız anlamına gelir. Kemoterapinin her kürü haftada 1, 2 haftada 1 veya 3 haftada 1 verilebilir ve her tedavi 1 saatten 48 saate kadar sürebilir. Kemoterapinin keşfinden bu yana kanserde sağ kalım önemli ölçüde artmıştır. Örneğin meme kanseri için ortalama hayatta kalma oranı eskiden %25 civarındayken kemoterapi sayesinde artık %90'a yaklaşmıştır. Ayrıca kemoterapi sayesinde testis kanseri neredeyse tamamen tedavi edilebilir hale gelmiştir ve hatta ileri evrede bile hayatta kalma oranı %90'ın üzerindedir. Onkoloji alanındaki önemli gelişmelerden sonra yeni hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapilerin kemoterapi ile kombinasyonu kanser tedavisinde devrim yaratarak tedavi etkinliğinin artmasına ve sonuçların daha da olumlu olmasına yol açmıştır. Kanserle ilgili merak ettiğiniz her şeyi ve bu alandaki son gelişmeleri öğrenmek için dereozdoğan.com adresini ziyaret edin.